alfabe duası. Çok güzel bir hikaye. Lütfen paylaşır mıyız? Teşekkür ederim. Küçük bir çoban bir cuma günü koyunları güdüyordu ki ezanın sesini duydu. Uzaktan köy ahalisinin birer ikişer camiye doğru yol aldığını görünce ben de Rabbime yönelmeliyim. Ama ona ne diyeceğim, nasıl ibadet edeceğim diye düşünmeye başladı. Küçük çoban namaz kılmayı bilmiyor, ezberinde de ne bir sure ne bir dua bulunuyordu. Dizüstü yere çöktü. Elif, B, T, S diye duyduğu kadarıyla alfabenin harflerini saymaya başladı. Bu duayı birkaç defa etti. Oradan geçen bir adam çocuğun sesini duydu ve çalılar arasından ona baktı. Diz çökmüş, elini açmış, gözleri kapalı bir çocuğun alfabeyi okuduğunu gördü. Çocuğa "Burada ne yapıyorsun küçük?" diye seslendi. Çocuk "Dua ediyorum efendim," dedi. Adam şaşkın bir şekilde "Niçin alfabeyi okuyorsun?" diye sordu. Çocuk cevap verdi. "Hiç dua bilmiyorum efendim. Fakat Allah'ın beni korumasını ve koyunlarımı güderken bana yardım etmesini istiyorum. O her şeyi bildiğine göre harfleri yan yana koyar ve ne söylemek istediğimi bilir diye düşündüm." Adam gülümsedi ve "Kalbini ferah tut," dedi. "İnanıyorum ki Allah duanı kabul edecektir. Önemli olan dua edecek sözlerin olması değildir. Önemli olan dua edecek dillerin olması da değildir. Asıl önemli olan dua edecek kadar temiz bir gönüle sahip olmak. Asıl önemli olan dua edecek kadar temiz bir gönüle sahip olmaktır. Aşk olan." Hayatta yedi gerçek. Zamanın birinde alimlerden biri yanındaki yoldaşlarından birine sorar. "Kaç yıldır benim yanımdasın?" "20 yıldır efendim." "Bu zaman süresince benden ne öğrendin?" "Hiçbir şeyle değişemeyeceğim 7 gerçeği öğrendim." "Ömrüm seninle geçtiği halde topu topu 7 gerçek mi öğrendin?" "Evet." "Söyle bakalım öyleyse neler öğrendin?" "Baktım ki herkes bir şeyi dost ediniyor. Ona gönül verip bağlanıyor. Ancak bunların hemen hepsi insanı yarı yolda bırakıyor. Ben ise beni hiç bırakmayacak, ölümden sonra bile benimle gelecek şeyleri aradım. Ve dost olarak iyilikleri seçtim kendime ki onlar sonsuz bir yükselme yolculuğuna çıkmış, insanoğlunun hiç ama hiç tükenmeyecek azığı ve gerçek dostlarıdır." "Çok güzel. İkincisi ne bakalım?" "Baktım ki insanların birçoğu geçici dünya değerlerine dört elle sarılmış onları koruyor. Kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her çareye başvuruyor. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine, kimi ününe tutunmuş sımsıkı. Onları elden çıkarmamak için çırpınıp durunuyor, parçalanıp duruyor. Oysa ben varlığımı ve bütün isteklerimi ona satıp gönlümü yalnız onun sevgisine açtım." "Devam et." "İnsanların üstün olmak için birbiriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak birçoğu üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor ve birbirinin üstüne basarak yükselmek istiyordu." "Ne kötü." "Bunun üzerine üstünlüğü geçici dünya değerlerinde değil, akıl ve ahlakça yükselmekte. Kötülüklerin her çeşidinden el etek çekip iyiliklere vasıta olmakta aradım." "Devam et yavrum." "Yine baktım ki insanlar sabahtan akşama birbiriyle uğraşıyor. Boş yere hayatı zehir ediyorlar kendilerine. Bütün bunların benlik, bencillik ve çekememezlikten ileri geldiğini gördüm. Ve gönlümü bu kirlerden arıtarak herkeste dost olup huzur ve güven içinde yaşamanın yolunu buldum. Sonra nedense herkes
hatasının sebebini hep dışarıda arıyor ve başkalarını suçlamak yoluna sapıyordu. Böylece suçlarının örtüsü altına saklanıyorlardı. Oysa insanın başına ne geliyorsa kendi yüzünden ve kendi eliyle geliyordu. Bunu bilip yalnız kendimde cenge girerek nefsimin iradesine uymamaya ve vesvese verenin ağına düşmemeye çalıştım. Doğru. Baktım ki insanlar şu bir lokma ekmek ve dünya geçimi için helal haram demeden her türlü hakkı çiğnemekten çekinmiyorlar. Hem başkalarının hakkını alıp onları yoksul bırakmakla hem de bu haksızlığın azabını ağır bir yük gibi vicdanlarında taşımakla iki kere kötülük etmiş oluyorlar. Oysa doğru yaşanıldığında ve hakça bölüşüldüğünde dünya nimetleri insanlara yeter de artardı bile. Ve yedinci olarak şunu gördüm ki insanlar bir şeye dayanmak ve güvenmek ihtiyacındadırlar. Kimi zenginliğe, kimi güzelliğe, bunların hepsi de bir süre sonra yıkılacak. Ertesi eğreti desteklerdir. Ben ise yalnız ona sığınıp yalnız ondan yardım diledim ve bunun karşılığı sonsuz, sonsuz bir güven oldu. Aşkımın. Karar. Adamın biri bilge bir kralın yanına gider. Kralım, hayatta özgürlük var mıdır diye sorar. Kral elbette der. Kaç bacağın var senin? Adam soruyor şaşırarak. İki efendim der. Kral pekala, tek bacağının üstünde durabilir misin? Adam elbette diye cevap verir. Kral o halde hangi bacağının üstünde duracağına karar ver der. Adam biraz düşünür ve sol bacağı üstünde durmaya karar verir. Tamam der kral. Şimdi de öteki bacağını kaldır der. Adam şaşırır. Bu imkansız kralım der. Bu imkansız. Gördün mü der kral. Özgürlük budur. Sadece ilk kararı almakta özgürsün. Ondan sonrasında değil. Yani ilk aldığınız karar, sonraki kararlarınızı ya da karar aşamalarınızı çok etkileyecektir. O yüzden doğru karar çok önemli. Aşkım. Kurt ve yavrusu. Kurt hayata yeni başlayan yavrusuna dünyayı tanıtmaktadır. Çıktıkları dağın zirvesinde ovada yayılan koyun sürüsünü gören yavru babasına sorar. Bunlar nedir? Babası anlatır. O gördüğün etrafa dağılmış yaratıklar koyundur. Etleri çok lezzetlidir. Fırsatını bulursan hemen birini yakala. Onlar senin nasibindir. Yavru bu defa çobanı göstererek sorar. Sırtında keçe, elinde değnek olan ve ayakta duran kimdir? Baba bu defa çobanı anlatır. Sürünün koruyucusudur. Sakın ona yaklaşma. Gördüğün zaman kaç ve saklan. Yavru sürünün etrafında dolaşan köpeği merak eder. Orada bize benzeyen biri var. O kimdir? Baba derin bir iç çekerek cevap verir. Ah balam, ah balam. Asıl ocağımızı söndüren o. Bize benzeyip de bizden olmayandır. Sürünün köpeğidir. Aşk olan.